Ticaret Bakanlığı penceresinden bakınca KOBİ'ler bu dönemde özellikle COVID-19 döneminde nasıl etkilendi o süreçten, neler yaşadı? Siz de özetleyebilir misiniz? Bak Bey, teşekkür ediyorum. Derya Hanım o kadar güzel özetledi ki aslında geçen sene hepimiz için bir şok senesiydi. Bütün dünya için bir şok senesiydi. Yani sonuçta dünya ekonomisinin ne kadar hızlı daraldığını gördük. İşte IMF'in son rakamları açıklandı. %3,5 civarında bir daralma bekleniyor geçen sene için. Evet. Bu sene içinde %5,5 civarında bir büyüme bekleniyor. Ama dünya ticareti %9,2 oranında daraldı DTÖ'ye göre. Tabii ki KOBİ'ler çok önemli. KOBİ'ler bizim toplam işletmelerimizin %99,8'ini oluşturuyor. Bakın bu rakamlar az rakamlar değil. Bugün Türkiye'de 3,2 milyon adet, 3,2 milyon KOBİ var faaliyette bulunan. Derya Hanım ne dedi? KOBİ'lerin e-ticarete yönelmesi önemli dedi. Gerçekten çok önemli. Ne yapıldı bu dönemde? KOBİ'lerin çoğu zaten iki tane temel sıkıntı var. Gerçekten nakit akışının durması. Çünkü ilk kez bu kriz hem arz hem talep anlamında yaşandı. Talebin bir anda ani düşüşünü gördük, arzın ortadan kalktığını gördük, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntıları gördük ve bir anda aslında herkes eve kapanmaya başladı. Biliyorsunuz evet. Gümrükte biz bunun sıkıntısını birebir yaşadık. Bir anda gümrük kapıları kapandı. Dolayısıyla KOBİ'lerimiz doğru bu krizden en olumsuz yönde etkilenen firmalarımızdı. Ama bu kriz, bence bu krizin tek olumlu yanı dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu bu kriz bize öğretti. Dijitalleşmenin önemi açık ve net ortaya çıktı. Bugün bu yaptığımız toplantıyı bile her zaman söylüyorum. Bir devlet dairesi olarak, devlette çalışan bir yönetici olarak böyle bir dijital ortamda böyle bir toplantı yapmamız belki bundan 2 sene önce söyleseydiniz ya yapılır ama ya çok da bize uygun değil de derdik diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu anlamda KOBİ'lerimizin yaşadığı sıkıntılar belli. Evet, finansmana erişim zor. Ondan sonra ikincisi dijitalleşme 3,2 milyon KOBİ'den bahsettiğimiz zaman kolay bir adım değil. Bugün evet. Derya Hanım rakamı verdi işte. Türkiye'de 1,7 milyon işletme şeye ulaşabiliyor. Sonunda sanal ortamdan, dijital ortamdan yararlanabiliyor. Yani bunların hepsinin KOBİ olduğunu bile düşünsek bu bile baktığınız zaman toplamın ancak %55'e. Ama şunu gördük, çok hızlı bir ilerleme kaydedildi. Çünkü sonuçta biz millet olarak biliyorsunuz krizlere karşı alışkın bir milletiz. Dolayısıyla dinamik yapımız var ve risk ve tehdit ortamlarında da bir şekilde kendi çözümümüzü de bulmaya çalışıyoruz. Evet, 91 milyar TL'ye çıktı e-ticaret hacmi. Yaklaşık %63, %64 arttı. İlk 6 aylık verilerden bahsediyorum. Henüz yıllık verileri almadık. Ve bunun içerisinde şunu da görmeye başladık. Eskiden toplam harcamaların sadece %6'sı dijital ortamda yapılırken bunun hane halkında bu rakamın hızlıca %30'lara, %40'lara çıktığını gördük. Bu çok önemli bir gelişme. Dolayısıyla bugün bizim daha büyüklerimize de baktığınızda artık evden dışarı çıkamıyorlar. Onlar bile dijital ortamı çok keskin bir şekilde kullanmayı öğrendiler. Biz ne yaptık? Ticaret Bakanlığı olarak bunu ikinci kısma bırakalım istiyorsanız. Evet. Ama elektronik ticaret çok önemli. Onun altını çizmek istiyorum. Evet. Dünya ticaret hacminin elektronikte 4,2 trilyon dolar olması bekleniyor 2020 yılında. 2023 yılında 6,5 trilyon dolar olması bekleniyor. Türkiye için güzel olan bir çalışma var. Önümüzdeki 4 sene içerisinde elektronik ticaret kullanım oranının en yüksek artacağı ülkelerin başında Türkiye geliyor. Dolayısıyla bu avantajlarımızı en iyi şekilde kullanmamız lazım. Bir sonraki bölümde ne yapıyoruz? Biz nasıl çalışıyoruz, nasıl KOBİ'lerimizin önünü açmaya gayret ediyoruz, onları da anlatmaya çalışacağız. Şimdi bakanlığın ya da hükümetin neler yaptığı konusuna geliyoruz gerçekten de. Şimdi içerideki sıkıntıları hafifletmek için KOBİ'ler yeteri kadar ihracata yönelebildi mi? Çünkü sonuçta ihracat özellikle hep şey derler, ortalama %50 ve üzerinde ihracatı varsa bir şirketin o zaman içerideki sıkıntılardan etkilenme oranı daha da azalıyor ve ayakta kalabiliyor, yürüyebiliyor, işlerini yürütebiliyor veya daha iyi yürütebiliyor diye. Böyle bir şey gözlediniz mi? İlk kez ihracat yapabilen KOBİ'ler herhalde gündeme gelmiştir. Onlarla ilgili gözleminiz nedir? Artış oldu mu o sayıda? Bakanlığınız bu konuda KOBİ'lere hangi destekleri verdi? Onlarla ilgili bize bilgi verirseniz sevinirim. Çok teşekkür ediyorum Vahap Bey. Şimdi şunu söyleyeyim. Sinan Bey gayet güzel özetledi. Bizim yapısal bir sorunumuz var her şeyden önce. 1 ile 9 çalışan mikro işletmelerinin toplam içerisindeki payı, yani 99.8'deki payının 92.3 olması temel yapısal bir sorun. Çünkü bu işletmeleri sizin ihracata yönlendirmeniz de kolay değil. Onu söyleyeyim. Orada işte kümelenme modelini uygulamanız lazım. Bizim mesela KOBİ'lerin toplam ihracatımızdaki payı ne kadar diye sorarsanız, toplam ihracatın %36.6'sını 2019 rakamından bahsediyorum. 65.8 milyar dolarını KOBİ'ler gerçekleştiriyor. Ama mikro olan işletmelerin toplam ihracat içerisindeki payının çok düşük olduğunu görüyoruz. Ve mikro işletmelerin payının artması gerekiyor ama belki de o mikro işletmelerin mikrodan çıkmaları lazım. Daha orta büyüklüğe dönmeleri lazım. Ha, bu yazılımda farklı olabilir. Sektörel farklılıklar söz konusu olabilir. Ama bunlar da üzerinde çalışmamız gereken şeyler. Derya Hanım çok önemli bir rakam verdi. Yaptıkları o anket çalışması sonucunda sanal ortamda, internet ortamında satış yapmayan firmaların oranı %43 dedi. Şimdi bu çok yüksek bir oran. Bu oranın aşağı çekilmesi lazım. Belki KOBİ'lerin de kümelenmesini sağlayarak birleşmelerini teşvik edici bir OSB, bunun bir modelidir zaten bir anlamda. Yabancı sermaye çok önemli, çünkü yabancı sermaye geldiği zaman yanındaki ekosistemi de yaratıyor. Ekosistem de Sinan Bey'in söylediği gibi otomotiv yan sanayi bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Evet. Şimdi biz ne yapıyoruz'a gelince, Facebook'la da çalıştık. Facebook istasyon kuruldu. Onlara da teşekkür ediyoruz. Amazon'la yapılan bir çalışma var. Amazon ve Top'la beraber yapılan bir çalışma var. Bunların hepsinin tek amacı var. Bir şekilde farkındalığın artırılması. Bu %43'ün olması farkındalığın yeteri kadar arttırılmadığını gösteriyor. Her ne kadar rakam ya da bu oran Mayıs ayı oranı da olsa, çünkü bu Mart'ta başladı bu iş, Mayıs daha henüz başlarıydı. Bence şu anda o oran daha da yukarı çıkmıştır. Bizim temel olarak KOBİ'ler için yaptığımız şu, bir de Exim Bank'tan bahsedeyim. Exim Bank kredilerinden yararlanan firmaların %71'i KOBİ. Yani toplam 13.855 firma var. Bunların 9.843'ü KOBİ, %71'i. Ama değer bazında KOBİ'lerin Exim Bank finansman imkanlarından yararlanma oranı %11. Bir kere bunu arttırmamız lazım. Ama bunu arttırdığımız zaman da, arttırırken de Sinan Bey'in dediği gibi o filtrelemeyi iyi yapmamız lazım. Her önüne gelen 9 kişi bir araya gelip de bir şirkette kurmamalı. Yani bir amaç olmalı ve şirket sadece ve sadece devletin bir takım imkanlarından yararlanmak için de kurulmamalı. Çünkü KOSGEB'in teşvikleri çok önemli teşvikler ama bu teşvikleri alakasız amaçlarla alanları da biliyorum ben. Yani dolayısıyla burada bir eğitim de gerekiyor. Burada bir şekilde farkındalık da gerekiyor ve burada bizim bu farkındalığı yaratmak için hep beraber çalışmamız da gerekiyor. KOSGEB çok önemli bir kaynak. KOSGEB'in kullandırdığı zaten şeyler belli. Onların bir takım imkanları var. Sanayide dijital dönüşümden tutun, KOBİ'lere kullandırdıkları kredilere kadar çok önemli miktarda kaynak aktarılıyor. Yurt dışı pazarlama faaliyetlerine kadar kaynak aktarılıyor. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak ne yapıyoruz? Bizim de Ticaret Bakanlığı olarak Derya Hanım'ın söylediği gibi her şeyden önce elektronik ticaret sitelerine üyeliği destekliyoruz. Sanal fuarları destekliyoruz. Sanal tanıtım faaliyetlerini destekliyoruz. Bunlar hep bu sene içerisinde yaptığımız faaliyetler. Kolay ihracat platformu diye bir şey başlattık. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Bu platform aslında akıllı robot da içeren. Dolayısıyla siz bir ürününüzü yurt dışına pazarlamak istiyorsanız giriyorsunuz, ürünü yazıyorsunuz. O ürünün satılabileceği ülkeleri size getiriyor. O ürünün o ülkelere gitmesi halinde tabi olacağı vergi oranında nelerle karşılaşacağınızı, ticaret müşavirini ve bunları bir şekilde yapay zekayı da kullanarak sizin geçmiş tecrübelerinizde, eğer bir beyannameniz varsa, daha önce ihracatınız varsa ondan da yararlanarak bir elimine ediyor ve size bir hap olarak sunuyor. Bir anlamda dijital danışmanlık hizmeti. Tuna Bey pardon. Araya gireceğim, pardon, özür dilerim. Kolay ihracat platformunun ilk tanıtımında vardım. Ruhsar Hanım anlatırken sonra da geçenlerde bir sohbette merak ettim, sordum. nasıl kullanım, daha yeni alışıyorlar, daha var, zaman geçecek diye. Sizde var mı mesela o kolay ihracat platformunun kullanımıyla ilgili veri? Artıyor mu gerçekten? Valla şu ana kadar gerçekten bu platform orası. Şu anda 100.000 kişiye ulaşmış. 100.000 kişi kullanmış bunu. Yani tabii ne kadar etkin kullandı bilmiyorum. Evet, bu 100.000 kişi kullanmış ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından da yapay zeka alanında en iyi uygulama örneklerinden biri seçilmiş durumda. Bu yani gerçekten devlet olarak atılmış çok önemli adımlardan bir tanesi. Evet. Sanal Ticaret Akademisi var bir de. Burada da hobilerimize, iç ticareti, dış ticareti konusunda çeşitli modüllerde eğitimler sunuyoruz. Bunlar hep farkındalığı arttırmak için. Bakın, demin verdiğimiz e-ticaret üyeliğine destek o maddi bir yardım. Ama bu öbürleri, sanal ticaret heyetleri, tanıtım faaliyetleri hep maddi yardımlar. Ama bunlar farkındalığı ve bilgi seviyesini arttırma için çıkarılmış teşvikler ve destekler. Dijital dönüşüm yarışması yaptık. Bilmiyorum biliyor musunuz? DigiCamp diye. Ha, burada da dedik ki kardeşim, yazılımcı firmalarımız gelin, biz sizlerden ihracatımızı arttırmaya yönelik model beklentileri içerisindeyiz. Ve buna birçok firma, birçok ufak firma katıldı. Genç girişimciler katıldı. Onların önünü açmaya çalışıyoruz. Ha, şunu söyleyeyim. Şimdi bizde maalesef sistem bazen ters işliyor. İnsanlar şirket kurmadan önce açıyorlar, devlet hangi destekleri veriyor ona bakıyorlar. Ve o desteği verdikten sonra o desteğe uygun teşviği nasıl alırım? Onun üzerinde çalışmaya başlıyorlar. Bence bunun yolu bu olmamalı. İlk önce amacınızı belirleyeceksiniz. Dünyayı takip edeceksiniz. Bu %43 oranı çok düşük. O yeteri kadar dünyayı takip etmediğimizin de bir göstergesi. Vahap Bey, siz dediniz hastanelerde aslında sigorta şirketlerinin bu dijital ortamda, sanal ortamda yapılan muayeneleri de karşılaması gerekir. Doğru. Evet. Keşke öyle olsa. Ama size şunu söyleyeyim. Altını çiziyorum. Bazı şeylerde büyük ihtimalle bu da kötüye kullanılacaktır. Yani muhtemelen zaten girmemeleri de ondan kaynaklanıyor olabilir sigorta şirketlerinin. Muhtemelen. Evet. Ya sonunda hastaneye iyi para kazanamıyorsa diyecek ki arkadaşlar şuradan bir bağlanın da iki şey yapalım, bunu da sigortaya yazalım diyebilirler. Bizim bütün mevzuatlarımız maalesef ve maalesef, her seferinde söylüyorum bunu, bütün mevzuatlarımız aslında etrafından nasıl dolaşmazlar üzerine kurulu olduğu için kendi elimizi ve kolumuzu da bağlıyoruz. Onun için her şeyden önce bence bizim de dürüst olmamız gerekiyor. Neyse, çok da uzatmayacağım biliyorum, ondan sonra vaktinizi alıyorum ama. Rica ederim. 81 ilde İhracat stratejisi diye bir şey geliştirdik. Buradaki nedir? 81 ilde ihracata ilk adım stratejisi. Burada ne yapıyoruz? 7.000 tane firma tespit ettik. Bakın, bunların çoğu KOBİ. Bunlar bugüne kadar bir kısmı bir sene ihracat yapmış, bir daha yapmamış. Bir kısmı hiç ihracat yapmamış ama potansiyeli var. 5 tane pilot il belirledik. Bu 5 pilot ilde bunlara mentörler tayin ediyoruz. Mentorlar gidiyorlar, bu 5 pilot ilde seçilen 10'ar firmaya hafta içerisinde 3 gün dış ticarete yönlendirmek için özel eğitim veriyorlar. Buradaki tek amacımız, ben mesela iyi bir potansiyele sahip bir firmanın sahibi olabilirim ama ihracattan korkuyor olabilirim. Ya malımı göndereceğim, demin söyledi ya Derya Hanım da, güven çok önemli bir unsur. Malımı göndereceğim ya paramı alamazsam, ya parayı göndermezse, ya yolda bir şey olursa. Bu korkular insanları ihracata yönlendirmekten bir şekilde alıkoyuyor. Ama önümüz ihracat. Sayın Bakan Yardımcım, bir örnek vereyim hemen. Taze bir örnek. Yine geçen hafta bir Çorlu'da bir üretici KOBİ'ye gittim. Fabrikasına gezdim. Almanya'ya yaptıkları ilk ihracatta paraları batıyor. Hadi bakalım. Almanya, düşünün yani. Almanya, hani Afrika falan filan olsa yani belki biraz daha affedilebilir. Almanya'da batınca o zaman ihracat sigortasını öğreniyor. Ve Exim Bank'ta ihracat sigortasını yaptırmaya başlıyorlar. Diyor ki şimdi artık ihracat sigortası yaptırmadan adım atmıyoruz. Evet, buyurun devam edin lütfen. O kadar önemli ki Vahap Bey bu. Evet. Ama bizim, bakın, sigorta bile bizim kültürümüzde yok. Ya hatırlayın. Eskiden kimse kasko yaptırmazdı. Evet. Ya şimdi bir kaza yapmazsam boşu boşuna niye bu kadar parayı vereceğim diye. Yani dolayısıyla bunlar yavaş yavaş sisteme yerleşiyor. Exim Bank'ın zaten temel politikası da, onun altını çizeyim. Şu anda %11 olan toplam değerde, kredilerde değer olarak bahsettiğimiz %11 olan KOBİ'lerin payını %30'lara çıkartmak 2023'te. Sigortanın payını arttırmak, alacak sigortası gerçekten en önemli unsurlardan bir tanesi. Ha, bunun için bir miktar prim vereceksiniz. Onu evet, sokağa atılmış para olarak görmeyeceksiniz. Yani dolayısıyla bunları yerleştirmek için biz Ticaret Bakanlığı olarak Sayın Bakanımızın önderliğinde çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Facebook'a da teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde yeni çalışmalarla da beraber oluruz. Yani sonuçta dijital okuryazarlığı arttırmamız lazım. Evet. Türkiye'nin çok büyük bir avantajı var. Coğrafi konum itibariyle çok avantajlı. Türkiye'nin esnek üretim kabiliyeti var. Bu üretim kabiliyetimizi kullanmalıyız. Nitelikli iş gücümüz var. Yabancı sermayeyi çekebilecek her türlü ortamımız var. Biraz daha akıllı olmamız lazım. Bunları da yapıyoruz inşallah. Türkiye gerçekten bence, yani bir hükümet mensubu olarak söylediğimi düşünmeyin lütfen. 21. yüzyılın en fazla parlayan ülkelerinden bir tanesi. Yeter ki kendimize güvenelim. Yeter ki birbirimizi baltalamayalım diyorum. Teşekkürler Sayın Bakan Yardımcım. Hem bizimle bu bölümde hükümetin açıkladığı paketlerden KOBİ'ler ne kadar pay alabildi, ne kadar uzanabildiler oralara. Hem de kriz dönemlerinde biliyorsunuz KOBİ'ler finansmana ulaşmada çok güçlük çekerler. Hep geçmiş krizlerde de biliyoruz bunu. Bu dönemde de aynı sıkıntı gündeme geldi. İşte banka borçlarının yeniden yapılanma talepleri arttı. Bu süreç iyi yönetilebildi mi sizce? KOBİ'ler daha önceki krizlere göre finansmana daha da rahat ulaşabildi mi? En azından Covid-19 krizinde, yoksa sıkıntıyı daha mı fazla yaşadı? Buyurun. Vah Bey, şimdi ilk önce Sinan Bey bahsetti. Dedi ki evet, bütün ülkeler enflasyon korkusundan bir şekilde kendini arındırmış şekilde 20 trilyon doların üzerinde para sisteme enjekte edildi. Evet. Doğru. Türkiye'nin de enjekte ettiği para, belki de doğrudan teşvik değil ama bir şekilde vergilerin ertelenmesi, kısa çalışma ödeneği, işte son dönemde de şeyler çıkıyor biliyorsunuz, kira yardımları, ondan sonra ciro üzerinden teşvikler, bunları esnaf için konuşuyorum. Önemli miktarda SGK primlerinin ertelenmesi, vergi borçlarının ertelenmesi, Türkiye'nin rakamının ise en son benim bildiğim rakamlara göre 551 milyar TL'ye ulaştığını görüyoruz. Şimdi Türkiye ile diğer ülkeler arasında bir fark var yalnız, onun altını çizelim. Sonunda Amerika, zaten Amerika'nın senyöraj geliri var. Amerika sonuçta doların sahibi, doları da basma hakkına da sahip. Amerika'da bile biliyorsunuz en son konuşulan 900 milyar dolarlık çekler dağıtıldı. Şu anda 1.9 trilyon dolardan bahsediliyor. Şu anda Amerika'da konuşulan şeylerden bir tanesi de, bilmiyorum yakından takip ediyorsunuz herhalde, 10 yıllık tahvillerin faiz oranlarının yükselmesi, 30 yıllık tahvillerin faiz oranlarının yükselmesi. Acaba enflasyon olacak mı korkusu gündeme gelmeye başladı. Şimdi buradan nereye geleceğim? Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman, Türkiye maalesef 2018 yılında dış ataklara maruz kaldığı için kötü bir krizle karşı karşıya kaldı. 2019 yılı Türkiye için bir toparlanma yılıydı. Ve 2019 yılının ikinci yarısına itibaren faiz oranları da aşağı çekilmeye başlandı. 2019 yılının son çeyreğinde %6'ların üzerinde bir büyüme, 2020 yılının ilk çeyreğinde %4'ün üzerinde bir büyüme. Ama ondan sonra %9.9 oranında bir çakılmayla karşı karşıya kaldık. Bu büyüme oranları gerçekleştirdikten sonra da bir dönem biliyorsunuz kredilerde ve faiz oranlarında önemli miktarda rahatlama sağlandı ve önemli miktarda kredi de sisteme enjekte edildi. Ha, diyeceksiniz ki bu kredilerin ne kadarını KOBİ'ler kullandı? Bakın bunları ben söylemiyorum. Hakan Deniz Bankeler Müdürü'nün yaptığı açıklamadan okuyacağım size. KOBİ'lere verilen kredilerin büyüklüğü 2020 yılında 850 milyar TL'ydi. Toplam kredi hacminin 3,5 trilyon TL civarında olduğunu düşünürseniz, toplam kredi hacmi de çok arttı geçen sene. %25'i civarında kredi KOBİ'lere aktarıldı deniyor. Ha, bu, yani onun verilerini okudum. Ben tek tek rakamların içine girmedim. Ama Türkiye'nin bir gerçeği var. Biz hala enflasyon bizim için çok önemli bir problem. Enflasyon önemli bir problem olduğu gibi aynı zamanda dolarizasyon da bizim için önemli bir problem. Yani bugün 235 milyar dolarlık döviz tevdiat hesabı var. Yani dolayısıyla siz burada para basarak sisteme çok daha fazla parayı enjekte ederseniz sisteme, enflasyon %100'lerin üzerine çıkar. Dövizde de Türk lirası çok değer kaybeder. Dolayısıyla belli tedbirlerin alınması gerekiyor. Şu andaki faiz oranları yüksek. Şu anda krediye erişimde eskisinden daha zor. Onu da biliyorum. Peki KOBİ'ler olumsuz yönde etkilendi mi? Tabii ki etkilendi. Yalnız bu krizin şu kısmını unutmayın. Bu kriz Türkiye spesifik bir kriz değildi. Bu kriz bütün dünyanın muhatap olduğu bir krizdi. Bu kapsamda KOBİ'lerin finansmana ulaşmasında teminat zaten temel bir sıkıntı. Eximbank'ta teminat sıkıntısı yaşıyoruz. Ama onlara da bir kolaylık getirdik. Sigorta yapıyorsa sigortasının sigortanın poliçesini teminat olarak kabul etmeye başladık. Buralarda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ama gene aynı noktaya geliyorum. Para enjekte ederek, sürekli para vererek sistemi başarıya ulaştıramazsınız. Bir öğrenciye siz 100 tane de ders aldırsanız o öğrenci üniversite sınavını kazanmayabilir. Mühim olan bazı noktalarda kendimiz bazı şeyleri bulmamız. Mesela %43 dediğiniz zaman burası dünyadan uzak bir ülke değil. Türkiye'de internet penetrasyonu bildiğim kadarıyla oldukça yüksek. Ya rakamları bile verebilirim size. Yani buradaki temel noktalardan biri biraz daha kendimizi geliştirmemiz lazım. Bizim herkese para vermemize imkan ihtimal yok hükümet olarak. Yani bugün Türkiye'de 2 milyon 200 bin tane bakkal var. Bugün Türkiye'de 80 milyonluk bir nüfus var. Bu nüfusa baktığınız zaman 20 küsur milyonluk nüfus çalışan nüfus. Toplam 40 milyonluk çalışabilir nüfus olduğunu düşünün. Herkese bir imkan sağlamak kolay bir şey değil elimizdeki kıt kaynaklarla. Yani dolayısıyla biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, buna inanın. Ama burada kamuya düşen görev neyse kamu elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ben zaten doğrudan parasal teşviğin hiçbir zaman yanında olmadım. Bu benim şahsi görüşüm. Bakanlığı bağlayan bir görüş değildir. Yani mesela internet sitelerinde bile %20'sini cebinden ödüyor olması önemlidir. Daha önceki dönemlerde Vahap Bey hatırlar %100'ü ödendi ve o sitelerin çok kullanılmadı. Yani dolayısıyla bazı şeyleri de öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün Facebook kullanımı dünyada kaçıncıyız? Derya Hanım daha iyi bilir. Dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesiyiz bildiğim kadarıyla. Kullanım açısından. Doğru. Demek ki herkes bir şekilde, herkesin elinde ya telefona biz senede 2 milyar dolarlık telefon ithalatı yapıyoruz. Bakın bunlar az değil. Yani bugün her şeye çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Ama gelir dağılımının bozukluğu söz konusu olabilir ve pandemi daha da bozdu. Onu da kabul ediyorum. KOBİ'lerin sayısı ve KOBİ'lerin etkinliğinin artması hem gelir dağılımının düzeltilmesi hem de gelir dağılımındaki eşsizliğin ortadan kaldırılması açısından önemli. Onu da kabul ediyorum. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten şuna emin olun. Biraz da insanlar girişimci demek inisiyatif kullanma sahibine, inisiyatif kullanma imkanına haiz olan insan demek. Girişimci kendi bulacak, zorlayacak. Bugün Facebook istasyonu adam geliyorsa girişimcidir. Bugün internet sitesine üye olup da arıyorsa adam girişimcidir. Bugün gidip de bir ekosisteme dahil olabiliyorsa, bakın ekosistem dediniz, bizim küresel tedarik zincirlerine katılım için verdiğimiz teşvikler bile var. Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesine dönük verdiğimiz teşvikler bile var. Yani aslında ortam var. Buna inanın. Yeter ki biz sürekli bir suçlu aramayalım. Çok samimi söylüyorum. Yani sürekli devlet para... Türkiye'de şu vardır. Bakın şunun altını çizeyim. Türkiye'de zarar edersen devlet sorumlu, kar edersen bireyseldir kar. Biz okuldan itibaren iyi not aldık mı ben aldım, kötü not aldık mı hoca verdi. Bunları unutmayın. Bakın her tarafta şu örneği veriyorum. Londra'da yaşadığı için Derya Hanım çok iyi bilir. 92 yılında İngiltere'de bir araba aldım. Bana bir tane kağıt getirdiler. Kağıda baktım. Arabayı satan çocuk benim sınıf arkadaşımdı. İsmi yoktu kağıtta. Dedim ki nerede senin ismin dedim. Ya dedi sana ne dedi? Sana dedi bunun ruhsatını getirdim al işte sen bunu alacaksın. Göndereceksin registration ofise. Orada senin ismin yazılacak edilecek dedi. Bakın ne yaptık? 4 kişiyi buldum. Tutanak tutturdum. 2 Türk, 2 İngiliz, bir Pakistanlı. Ya adam bana kazık atarsa diye. Sene kaç? 2021. Ve gönderdim geldi adıma. 2021. Biz arabayı nerede alıp satıyoruz? Otelde. Anlatabiliyor muyum? Bunları değiştirmemiz lazım. Evet. Yani yanlış anlamayın belki moralleri bozuyorum ama ben Türkiye'de bunların değiştirilebileceğine inanıyorum. Türkiye'nin gerçekten Z kuşağı dediniz. Türk girişimcisi kadar inisiyatif kullanabilen, pratik, sonuç odaklı, Bugün Türkiye'de bakkala gittiğiniz zaman arada bir şey alırsınız, parayı araya atarsınız. Gidin Amerika'da bakkala, ya ben şuradan bir tane gazete alacaktım, şu parayı al dediğiniz zaman adam, bütün dünya çöker, formül bozulur. Ya biz gerçekten pratik, sonuç odaklı bir milletiz. Bunun için de hep beraber el ele vermeliyiz. Sadece devlet suçlu değil. Devleti tek başına sürekli eleştirmemek gerekir. Hep beraber el ele vermeliyiz. Bizim inancımız, biz devlet olarak tabii ki eksikliklerimiz var. Ama mevcut programlarımızla, ihracatta devlet yardımlarıyla, ihracatta devlet destekleriyle, anlattığım gibi 81 ilde ilk adım projemizle, kolay ihracat platformuyla, sanal ticaret akademisiyle, her türlü ortamda gerçekten farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Evet, Sayın Bakan Yardımcım, çünkü sonuna geliyoruz artık. Hem de bu dijitalleşmeyle ilgili sizin eklemek istediğiniz başka şeyler varsa onları da alalım sizden. Buyurun. Teşekkür ediyorum Vahap Bey. Gerçekten güzel bir şey oldu, online platform oldu. Evet. Biz de çok şey öğrendik. Burada tabii Derya Hanım ne dedi? Daha fazlasını yapmalıyız dedi. Biz de Facebook'tan daha fazlasını bekliyoruz. Çok açık, evet, ve net söylüyorum. Yani sonuçta Facebook dünya çapında bir şirket. Burada daha fazla farkındalığı artırmak için çalışmamız lazım. Kobilerin reklam ücretlerinde bir şey yapabiliyorsanız daha fazla gayret göstermeniz lazım. Dijital vergi uygulaması da zaten dünyada tartışılan bir konu. Biliyorsunuz OECD platformunda da tartışılıyor. Bu konuda Türkiye'nin de bugüne kadar aldığı bir karar var. O konuyla ilgili yapmak istemiyorum açıkçası. Ama sonuç itibariyle şunun da altını çizeyim, bazen yanlış anlamalara neden olabilir. Yani KOBİ'ler tabii ki çok önemli, mikro KOBİ'ler de önemli. Bizim mikro KOBİ'lerden beklentimiz, o mikro KOBİ'lerin bir araya geldikleri zaman amaçlarını, misyonlarını çok iyi ortaya koyup aslında kendilerinin içinde bir anlamda nasıl insan kendine kariyer planı çiziyor, kendileri, evet, içinde bir şirket planı çizmeleri. Yoksa tabii ki 9 kişiden müteşekkil KOBİ'ler de bizim canımız, onlar da bizim için, bizim geleceğimiz, umudumuz. Onun da altını çizeyim. KOSGEB'in destekleri, bunun çoğunun çok iyi şekilde kullanıldığı konusunda en ufak bir şüphem yok. Zaten takip mekanizmamız da var. Türkiye KOBİ'leriyle güçlü. Türkiye'de KOBİ'lerin en iyi şekilde ihracata da katkısını daha da fazla arttırmamız lazım. Ekosisteme daha fazla entegre olmalarını sağlamamız lazım. Daha önce de söyledim, %99.8'i KOBİ'ler. Dolayısıyla Türkiye'ye de dinamizmi veren de KOBİ'ler. Onu da unutmamamız lazım. Türkiye ekonomisine ve istihdamda da çok büyük bir katkıları var. Türkiye istihdamının da yaklaşık %72'sini KOBİ'ler sağlıyor. Bu anlamda dijitalleşmenin Türkiye ekonomisine getirdiği bir önemli husus daha var. O da Sinan Bey kayıt dışı ekonomiden bahsetmişti. Dijitalleşme kayıt dışı ekonominin de ortadan kalkması için çok önemli bir adım. Bunu da altını çizerek vurgulamakta fayda görüyorum. Ama gene söylüyorum, Türkiye dinamik nüfusuyla, genç nüfusuyla biraz yaşlanıyoruz gerçi, 31-32'leri bulduk ama ortalama nüfus. Ve esnek üretim kabiliyetiyle, tasarımıyla, modasıyla, girişimci ruhuyla bence KOBİ'ler için, yabancı sermaye için de onun da altını çiziyorum. Yabancı sermaye içinde bulunmaz bir ülke ve artık küreselleşmeden bahsediyoruz, globalleşmeden bahsediyoruz. Her ne kadar son dönemde bir korumacılık trendi, bir korumacılık furyası olsa da Türkiye konum itibarıyla çok elverişli bir yerde. Coğrafi konum itibarıyla çok önemli, stratejik konum itibarıyla çok önemli. Dolayısıyla ben önümüzdeki yılların Türkiye'nin hem KOBİ'leri açısından, hem ihracatımız, hem Türkiye ekonomisi açısından çok iyi, güzel günlere gebe olduğuna inanıyorum. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Bir küçük ekleme daha rica ediyorum. Sosyal medya platformlarının KOBİ'lere etkisi konusunda da birkaç cümle alabilir miyim? Yani gerçekten iyi kullanılırsa daha da atağa geçebiliyor mu ki? Derya Hanım rakamları verdi. Siz de başlangıçta biraz bahsettiniz. Ya kesinlikle, yani sosyal medyayı aslında KOBİ'lerin çok daha etkin kullanmaları lazım. Bence bireysel, evet, olarak kullanıyorlar ama firma bazında kullanma sıkıntıları var diye düşünüyorum. Belki onunla da ilgili eğitimi işte Facebook'un o konuda daha da aktif olması lazım. Bizlerin de bakanlık olarak KOBİ'lerimizi sosyal medyayı da etkin olarak kullanmaya yönlendirmemiz lazım. Çünkü gerçekten iyi kullanan bir milletiz sosyal medyayı. Niye bunu iş hayatına çeviremiyoruz bilmiyorum. Bakalım orada ticaret konusunda çok yaptığımız çalışmalar var. Bu pazar yerleriyle sizin bakanlığınızla da beraber pazar yerlerine KOBİ'lerimizi geçirmek ve onların bu pazar yerleri üzerinden hızlıca dijitalleşerek ticaret yapmalarını sağlamaya yönelik. O yüzden burada kesinlikle bu özellikle pandemi döneminde biz çok ciddi bir artış gördük. Yani KOBİ'lerin de kullanma sıklığında o belli bariyerler ortadan kalktı. Bir şekilde kullanmak mecbur da kaldılar kepenk kapatılan bir dünyada ve aslında bu kadar da zor olmadığını da gördüler. O açıdan bunun ben bu trendin de daha uzun vadeli olmasını umuyorum. Pandemi sonrasında. İnşallah. Evet. İnşallah. Ben de teşekkür ediyorum.